Merhaba. Kanalıma hoş geldin. Arkadaşlar lütfen. Hepinizden özür dilerim. Biliyorum özlediniz. Bir 10-15 günden beri de video çekmiyorum. Vallahi kusura bakmayın. Ya zaten telefonun kamerasından dolayı aslında bakarsanız çekmiyorum da. İşte yavaş yavaş. Özlediniz biliyorum. Geçmiş bayramınız da hepinize mübarek olsun. Şimdiden. Geçti artık ama o zamanlar açamadım videolar. İşlerin yoğunluğundan. Canlı da açmadım. Bundan sonra artık yavaş yavaş başlarım gibi. Yeni geliyorsan eğer kanalıma abone olursan bildirim çanını açarsan yeni videolardan haberin olsun. Saçlarla ilgili güzel güzel paylaşımlar yapıyoruz. İnşallah beğeniyorsunuzdur. Veya izlediğin zaman beğenebilirsin de. Beğenmezsen de canın sağ olsun hiç sıkıntı değil. Bugünkü uzun zamandan beri video çekmedim. Bugün nasıl bir video ile çıkalım dedim karşınıza. Dedim ki saç şekillendirme yapayım. Bir tane saç. Ayrıca fön çekeceğim. Farklı farklı modeller yapacağım kendime. Video biraz uzun sürebilir. Onun baştan söyleyeyim. Sonra bana demeyin yani. Yorumlara yazmayın. Yarım saat video mu olur veya 35 dakika 40 dakika. Çünkü neden sürekli saçı yıkayacağım, model yapacağım, tekrar yıkayacağım, başka bir model yapacağım. Ayrıyetten fön de çekeceğim tabii doğal olarak. Nelerle yapacağız bunu? Mesela ilk önce klasik bir saçla başlayacağım. Böyle yana doğru tarayacağım, böyle hafif kaldıracağım. Böyle klasik bir model. Onun fönünü nasıl çekeceğinizi göstereceğim. Onu da unutmayın, yapın. Mesela onu waxla yapacağım. Parlak waxla. İşte pudrayla bir tane model yapacağım. Spreyle yapacağım. Bir de krem waxla yapacağım. Ayrıyetten. Bu da bonus olsun ama olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bir de milkshake. Köpükle. Ama nasıl yapacağız? Ta 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 ta. Vigo'yla. Kıvırcık yapmaya çalışacağız. Bak, olacak demiyorum. Yapmaya çalışacağız. Çünkü neden? Kıvırcık için şu an saçlarım kısa benim. Bakalım, eğer ki kıvırcık olmazsa başka bir model yaparız. Çeviririz yani onu. Şimdi elinizdeki malzemeler neler bilmiyorum ama doğal olarak tabii ki fön makinesi lazım. Ve bunun doğal olarak başlığı da lazım. Şimdi dediğim gibi klasik model yapacağız. İlk önce klasikle başlayalım. Ondan sonra kademe kademe saçı level atlatacağız. Şimdi bu saça ilk önce nasıl yapalım? Ayırarak mı? Ayırmadan mı? Bence ayırmadan. Saçı hiç ayırmadan sağdan tarayalım. Normal düz bir saç yapacağız. Klasik. Unutmayın bunu böyle tutarken yan tutacaksınız. Böyle değil. Saçınızla fönünüzü çekerken. Kabartmak istiyorsanız da böyle saçınızı kabartabilirsiniz. Ben çok fazla kabartmayı sevmiyorum. Tabii az sonra videoda saç kabartarak da bir saç yapacağım. Ama ilk önce biz bir klasikten gidelim. Şimdi geldik önlere. Önleri bakın. Tarağı geçirin. Kaldırın. Tarak diyorum ya fırça. Ne tarak? Şöyle hafif hafif. Bir de şimdi kamerada var ya önümde. Kamera da kapatıyor beni. Tam görmüyorum. Ben biraz şöyle yana doğru kaysam olur beni.
İlk önce basit saçımız böyle. Hatta biraz daha ısı vereyim. Bu böyle normal, basit, hafif, sağa doğru, tümsek modeli önlerden. Çok fazla yana yatırmadım saçları. Hafiften buradan böyle bir tümseklik verdim saça. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi bunu neyle yapalım? Parlak waxla. Parlak waxla ilk önce şunu bir yapalım. Şu kadarcık alsanız yeter. Hatta bu çok bile. Şöyle biraz boşaltın. Şu kadarcık alsak yeter. Herhalde görüyorsunuzdur bak, bu kadarcık. Minik bir şey yani. Şimdi bu basit. Bu gayet basit bir saç modeli. Şöyle hafif, tümsekli, sağa doğru. Şöyle de şunla da biraz açabiliriz. Bakın şu tarakla görüyorsunuz. Böyle açarak yana doğru açıp bırakabilirsiniz. Tabii ki bu taraftan varsa elinizde. Eğer ki yoksa mesela bunu böyle yaparak buraları böyle ayırabilirsiniz. Bakın böyle ayrı kalıyor. Tabii bunu ben şu an yaparken normalde sprey de sıkmam lazım. Ama ben size spreysiz olarak yapıyorum. Çünkü çok vakit gitmesin diye. Böyle ayırarak şu an gayet sade, böyle tam akşam bir yere giderken böyle yapabileceğiniz sade şık bir saç. Şimdi ben bu saçı yıkıyorum. Bunu gördünüz. Bunun fönünü de nasıl çekildiğini de gördünüz. Yandan sağdan sola doğru veya soldan sağa doğru nasıl yaparsanız öyle çekeceksiniz. Şimdi ben bu saçı yıkayayım. Ondan sonra diğer saçımıza geçelim. Bu birincisi. Ben şu malzemeleri şöyle bir kenara alayım. Şimdi birinciyi yaptık. Ben saçımı yıkayıp geliyorum. Bakın şöyle. Zaten kameradan da gözüküyor. Görüntü kalitesi bir bozuluyor, bir düzeliyor. Artık idare edin yani. Bu birincisi. Bu arada nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat? Kaç gün oldu görüşmüyoruz. Ay. İnsan kendine geliyor be. Uf. Şimdi birinci modeli yaptık. Sağa doğru klasik bir model yaptık. Şimdi nasıl bir şey yapalım? Sizler söyleyin. Ya da ben yapayım. Siz nasıl söyleyeceksiniz ki? Ben videoyu çektikten sonra atacağım değil mi? Ama sizin bunlarla ilgili çekmemi istediğiniz video varsa
Siz bana yazın da yorumlarda. Ben ona göre size yapayım. Şimdi ne yapalım? Şöyle biraz bir neyle yapalım, neyle? Bu seferkini de pudrayla yapalım. Pudrayla yapalım. Nasıl bir şey yapalım peki? Kabartalım biraz saçı. Hadi bu seferki kabarık olsun. Şimdi tekrar böyle tutuyorsunuz. İlk önce bir kurutalım. Tamam. Şimdi geriden alacaksınız saçı. Böyle alıp geriye doğru kabartarak öne doğru gelecek saç. Bunu yaparken ki önemli olan fırçanızın şu şekilde durması. Ki saçı tam alabilirsiniz. Yavaş yavaş oluyor. Nasıl kabarıyor ama? Şimdi derileri kabarttık. Saçın kabarıklığını buraları böyle ayarlarsınız. Şimdi kalı böyle tutuyor. Tabii ki sefer de her tarafa doğru yapalım. Tekrar bakın. Fırçayı nasıl tuttuğuma. Bu tarafı ayarladık. Sıra geldi buraya. Burayı da böyle öne doğru atalım. Şimdi bu önleri de hafiften eğim verelim. Ki bu seferkini de böyle yaptık. Bu da şey, kafeci saçı. Kafelere giderken yapılır ya. Hafif kabartarak böyle öne doğru. Kafe modeli. Şimdi buna gördüğünüz gibi saç buralardan bak kabararak geliyor. Önde hafif böyle sola doğru. Bu seferkini sol yaptım. Az öncekini sağ yaptım ya. Buna da sola doğru yaptım. İsterseniz tabii bunu böyle önde de birleştirebilirsiniz. Şimdi buna da pudra dökeceğiz. Ama bu pudrayı dökerken ben şöyle biraz geriye geleyim. Çünkü pudrayı dökerken her yere dökülüyor. Böyle saçın aralarına bak
Tabii bir de bu olmasa çok güzel olacak da. Misal. Bu kadar. Bu da pudra ile yapılan saç. Şöyle açalım biraz daha önleri. Buraları da hafif öne doğru vuralım ki saç buraları dikelim. Şuralar dikik. Buralar, burası da böyle öne doğru hafiften. Bu da böyle bir model. Şöyle ben döneyim, görebiliyor musun? Şöyle. Burayı da böyle. Şöyle yapalım. Herhalde görüyorsunuzdur. Bu da böyle. Pudrayla yapılan. Allah'ım buralar pudra oldu ha. Dur ben şurayı sileyim bir saniye. Bu saçın adı da kabartmalı üçgen modeli. Kabartarak gelip üçgen geliyor saç. Unutmayın eğer ki böyle bir model yapıyorsanız, kuaföre gidip de fön çektiriyorsanız eğer ona söylersiniz. Şimdi şunu bir daha arkamıza alalım. Bunu da buradan bir kaldıralım. Ben tekrar bir saçlarımı yıkayayım. Gördünüz değil mi? Bakın. Şöyle görüyorsunuzdur herhalde. Bakın nasıl geliyor saç. Hafiften böyle. Hatta böyle biraz karıştıralım ya. Şöyle bir şey de yapabiliriz ha. Böyle. Böyle tamamen karışık böyle. Karışık bir saç da yapabilirsiniz. Böyle gezebilirsiniz yani. Evet, fazla uzatmadan saçları yıkayalım. Evet, bir tane şampuan atmam lazım ama pudra çünkü saçtan çıkmıyor. Bu da tamam. Model ne oldu? 2. Şimdi de salaş bir saç yapalım mı? Hiç fön çekmeden sadece kurutarak salaş bir model yapacağız. Onu da krem wax ile yapacağız. Sadece parmaklarınız. Hiç tarağa falan gerek yok. Ne tarağa ne fırçaya.
Bazıları böyle salaş, dağınık saçları çok sever. Böyle dağınık olsun, fazla şey yapmıyor diye. Mesela şimdi buna krem wax biraz sürelim. Dağınık saçları da böyle yapabilirsiniz. Şimdi de krem wax'ımızı sürelim. Şöyle azıcık bir şey alsanız yeter. Hatta bu çok bile sürdüm ya. Ya şu kadarcık bir şey. Parmak uçlarınızla saça güzelce yedirin. İyiyim Mehmet, siz ne yapıyorsunuz? Canlı yayına girme lan. Çocuklar YouTube'a video çekiyorum. Şimdi değil, dışarı çıkın, daha sonra gelin. Ha, tamam, hadi görüşürüz. Tamam oğlum. Bir su içecek mi? Tamam için oğlum. Size içmeyen dem var mı? Bardak oradadır oğlum. İçin tamam. Orada var. Valla YouTube'da kaç oldu? 1600'lerde falan. Benim ablamın senden çok. 2000. 2000 mi? Ne kadar güzel işte. Benim de 5000. Senin 5000. Vay be Mehmet. Aferin oğlum. Uydum. Aferin. Seninki? Benimki mi? Dağınık bir saç. Dediğim gibi. Böyle çok fazla şey yapmadan salaş. Şöyle zaten görüyorsunuzdur. Şöyle yakından girsem hiç gözükmez değil mi? Daha çok karanlık kalıyor. Şöyle salaş bir model yaptım bu sefer. Krem wax'la böyle hafiften. Gördüğünüz gibi çok fazla uğraşmaya gerek yok. Sadece krem wax'ı alıp istediğiniz yönde böyle sürüp elinizle böyle karıştırdığınız zaman saç istediğiniz şekli oturuyor zaten. Mesela böyle değil de şöyle de yapabilirsin mesela. Böyle bir şey yapıyorsanız böyle de olabilir. Şimdi bunu da yıkayalım. Olur mu? Ben şöyle uzaklaşayım. Şöyle uzaktan girip böyle yapınca salaş modelle az önceki gibiydi. Şimdi ben bir daha bir yıkayayım saçlarımı. Çünkü şimdi Vigo ile yapacağız. Evet. 3'ü yapmıştık değil mi? 3. Şimdi 4 yapalım. Aha ne düştü? Aa. Küpe düştü. Hop. Şunu şuradan alayım. Küpem çıktı. Olsun, bir şey olmaz. Şunu şuradan takayım bir saniye. Hop. Arkadaş girmiyor. Bak işte olmadığı zaman kızıyorum. Niye? Oha tamam. Oldu. Bak. Güzel mi? Evet, şimdi bunu da hallettik. Şimdi ama ilk önce ben şu tezgahı bir silebilir miyim? Şu tezgahı sileyim.
Ondan sonra. Şimdi sıra geldi. Vigo ile saç yapmaya. Bakalım. Şimdi Vigo normalde saçı kıvırcıklaştırıyor. Kıvırcık yapıyor. Ama benim saçlarım daha kıvırcık olabilecek derecede uzunlar değil. Biraz daha uzamaları lazım. Özellikle arkalar ve önlerin. Önler de çok kısa çünkü şu kadarcık. Tam olarak almıyor maalesef. Şimdi deneyeceğiz. Bakalım deneyelim. Nasıl bir şey olacak? Olmazsa modeli de şey veririz tekrar. Şimdi ilk önce başlığı çıkartıyoruz. Ve onun yerine Vigo denilen alet, kıvırcıklaştırmaya yarayan bunu takıyoruz. Taktık mı? Tamam. Şimdi yavaş yavaş başlayalım. Orta sıcaklıkta, hayır, sıcak olacak ısısı ama orta derecede. Şöyle değil yani. Şunu şöyle bir geriden bakalım. Nasıl bir şey çıkacak ortaya? Hep beraber göreceğiz. Geriye doğru böyle ufak ufak, ufak ufak, ufak ufak. Karıştıra karıştıra yapacağız. Bakalım ortaya ne çıkacak. Kıvırcık olur mu sizce? Bakalım. Denemeden bilemeyiz. Geriye doğru böyle. Vallahi var ya çok da güzel masaj da yapıyor. Bakalım. Yavaş yavaş ufak ufak oluyor sanki. Tam kıvırcık olmuyor değil mi? Aslında kıvırcık olmadı. Ama çok daha değişik bir hal aldı. Değil mi? Vallahi hiç kıvırcık olmadı. Hafiften oldu böyle, çok hafiften. Biraz daha uzun olması lazım demek ki. Başta da söyledim ya. Biraz daha yapalım. Valla kıvırcık olmadı. Zaten denedik. Ben denerken doğal olarak siz de gördünüz. Ama en fazla böyle bir şey çıktı ortaya. Dur bakalım. O zaman biz buna bir köpük atalım mı? Ya da yok. Köpük atmasak mı acaba? Dur, sadece spreyle. Spreyle atıp sadece spreyle bırakalım.
Evet. Vigo'da maalesef kıvırcık olmadı saç. Yapacak bir şey yok artık ona. Saçın biraz daha uzaması lazım. Biz de buna ne yapalım? Bari sprey atalım biraz. Sprey sıkalım. Şöyle doğal, hassas bir şey bırakalım. Evet, Vigo'yla. Yapılan saç modelinde böyle bir şey oldu. Aslına bakarsan değişik de oldu ha. Değil mi? Güzel durdu. Yani velhasıl kelam elinizde Vigo falan varsa baktığınız saçınız kıvırcık olmuyor böyle salaş bir modelle yapabilirsiniz. Vallahi benim hoşuma gitti ha, güzel oldu. Değişik durdu yani. Spreyle böyle sıkarak ve hafiften ince yaptığımı böyle salaş bir saç modeline ulaşabilirsiniz. Eğer ki salaş saç seviyorsanız tabii ki. Benim hoşuma gitti. Şimdi gelelim saçları yıkayalım. Vigo'yu da çıkartalım buradan. Evet, gördüğünüz gibi bu da böyle salaş. Böyle çok fazla uğraşmadım. Böyle hafiften bir şeyler yaptım. Güzel de oldu aslında bakarsanız. Şimdi ben bu saçı da yıkayayım. Gördüğünüz gibi. Kaç oldu? 4 değil mi? Evet, 4'te bitiyor. Vallahi değişik oldu ha. Güzel salaş oldu. Kıyak. Bunu da yıkayalım. Arkadaşlar izliyorsunuz. Hepinizin gözlerine ve yüreğine sağlık. Allah razı olsun hepinizden. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beni sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Instagram'dan halim.altankingkav ve salonhalimkingkav official olarak takip edebilirsiniz. Sormak istedikleriniz olursa DM yoluyla da bana yazabilirsiniz veya burada YouTube'dan yorumlara da yazabilirsiniz. Bazı arkadaşlar bana ulaşmak istemiş, irtibat kurmak için. Dediğim gibi Instagram'dan irtibat kurabilirsiniz benimle. Herkese cevap veriyorum. Hani ben kimseye cevap vermemezlik veya buradaki yorumlarda da yorumları da hiç boş geçmiyorum. Hepinize cevap veriyorum zaten. Sormak istedikleriniz olur. Benim çekmemi istediğiniz video olur. Hepsi olur. İstediğinizi sorabilirsiniz. Yazabilirsiniz. İzmir'de olanlar varsa tanışabiliriz. Dükkanıma gelip çay kahve içebilirler. Saçları ile ilgili sormak istedikleri varsa sorabilirler. Yani beni çok yönlü kullanabilirsiniz yani, hiç sıkıntınız yok. İstediğinizi sormakta özgürsünüz. Her şeyi danışabilirsiniz. Bazıları böyle egoisttir mesela, böyle sorulardan falan hoşlanmaz veya cevap vermez. Ben de öyle bir şey yok. Ne yazarsanız, ne isterseniz elimden geldiğince hepinize cevap veririm ki şuradan YouTube'dan bile tanışıp benden numaraları olan kardeşlerim bile var. Onlarla bile görüşme sağlıyorum. Mesela kestikleri saçlar falan oluyor, bana videolarını atıyor veya fotoğraflarını atıyor. Abi bu güzel olmuş mu, olmamış mı? Kesebilmiş miyim, kesememiş miyim? Yaptığım hatalar neler? Varsa söyler misin falan filan gibi. Onlarla da böyle bir güzel bir irtibat içinde dolaşıyorum yani. Çok güzel oluyor. Şimdi bu
Sonuncu şeyi de nasıl yapacağız biliyor musun? Aslına bakarsan sadece öne doğru bir saç yapacağım. Sadece dümdüz bir fön. Başka hiçbir şey yok. Hatta bunu diğeriyle yapayım. Çok takılıyor. Nasıl oldu? Çok iyi değil mi? Süper. Evet, çok güzel. Süper süper saç oldu. Şunu alalım. Buradan böyle bir ayrım yapalım mı böyle? Şöyle bir ayırarak bir saç modeli yapalım. Böyle. Birazcık ne sıkalım ya? Aslında bu saçlar genelde, ama hadi değişiklik olsun. Köpükle yapalım bakalım. Köpükle olacak mı? Normalde köpükle olmaz. Pudra lazım. Ama şimdi az önce zaten pudrayı falan kullandım ya. Şimdi hiç pudrayla kullanmayalım. Bakalım bu sefer de köpükle yapalım nasıl olacak? Şöyle güzelce bir yedirin. Tabii benim saçlar çok uzun olduğu için şu an tam olarak olmuyor değil mi? Aslında uzunlukla da alakası yok. Pudra atsaydık olurdu da. İşte pudra atmadığımız için doğal olarak bu saça pudra lazım. Yani böyle bir model yapacaksanız kesinlikle pudrayla. Pudrasız anda böyle oluyor işte. Tabii elinizde bu taraktan da lazım. Bu tarak olmadı mı? Maalesef bu saç böyle olmuyor. Evet, bunu da denemiş olduk. Demek ki neymiş? Bu saç şeyle köpükle olmuyor. Bu yaptığımız model, şu balık olayı maalesef ki ayırmıyor. Maalesef olmuyor. Bak olmuyor. Bunu da böyle sade bir şey atayım ya. Zaten bir şey yapmadık. Bu da böyle olsun.
Değil mi? Hiç değilse köpük sürdük. Milkshake. Saçı besler. Saçta kalsın bari de saçı beslesin biraz. Şekle gerek yok zaten. Evet arkadaşlar. 41 dakikalık video çekmişiz. Oo, kokusu da çok güzel. 41 dakikalık video çekmişim. İzlerseniz çok sevinirim. İzlemezseniz de canınız sağ olsun. Yazmak istedikleriniz varsa dediğim gibi Instagram'dan veya buradaki yorumlardan da yazabilirsiniz. Çekmemi istediğiniz videolar varsa onlarla da ilgili video çekebilirim. Yeter ki bana yazın. Abi şu 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 diye. Ben elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışayım. Bugün saç şekillendirmelerden anlattım. Nasıl fönünüzü çek, saçınızı yaparken nasıl fön çekeceğinizi anlattım. 3-5 tane de öyle gündelik hayatta kullanabileceğiniz saç modellerinden bahsettim. Kafeye giderken falan. Onlardan bahsettim. Hepinizin yüreğine sağlık. Gözlerine sağlık. Çok teşekkür ederim. Geçmiş bayramınız da mübarek olsun. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Kendinize çok iyi davranın. Allah'a emanet olun. Sağlıklı günler diliyorum hepinize. Seviliyorsunuz. Kanalıma abone olmayı, bildirim çanını açmayı da lütfen unutmayın ve diğer videolarımı da izleyin. Takipte kalın. Öpüyorum. Bay bay.